Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Umarım başta sağlık olmak üzere moraller ve keyifler yerindedir. Şu günlerde eve kapandık ya, pozitif tarafından bakıyorum olaya. Fotoğraf camiasındaki hemen herkes evde yaratıcı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da yaratıcılığımızı geliştirmek adına bize değer katıyor. Yeni bir şeyler öğrenip yeni bir şeyler deniyoruz. Bugün canım sıkıldı, farklı bir şeyler yapayım diyorum. Evde herkesin yapabileceği şekilde kağıt ve ışık kullanarak soyut bir şeyler çekelim istiyorum. Belki siz de denemek isterseniz diye bu çekim sürecimi sizlerle paylaşacak şekilde videoya alıyorum. Hadi buyurun. Aslında etrafınızda gördüğünüz her şey fotoğraf malzemesi olabilir. Yeter ki ışık olsun ve bizde de istek olsun. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok basit bir malzemeyi, yani kağıtla fotoğraf çekmeye deneyeceğiz. Ama kağıdı üzerine koyacağımız ve alttan ışıklandırabileceğimiz bir de cama ihtiyacımız olacak. Elimde öyle hazır bir cam yok. Fakat evde bir yerlerde bulabilirim diye düşünüyorum. Çerçevelere dolaşıp bakacağım hangisini telef edebilirim. Birlikte bulalım. Hadi gelin. Salondaki fotoğraflarda çerçeve yok. Sadece Atatürk fotoğrafında var ama o da puzzle. Çerçeveyi bozarsak ondan sonra tekrar toparlamamız zor olur. Başka bir yere arayalım. Evet. Burada da bir cam çerçevemiz var ama o da puzzle. Onu da bozamayacağım. Fakat şurada bir tane oğlumun kendi arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir afiş var. Sanırım bunu bozabilirim. Oğlum şu anda burada yok. Ona çaktırmadan bunu yürütüp bozalım. Sonra tamir ederiz nasıl olsa. Tam oğlumun odasından yürüttüğüm çerçeveyi bozacaktım ki yakalandım. Hem oğlum hem eşim yüklendiler ve çerçeveyi elimden aldılar. Ama sağ olsunlar. Komşudan yardım geldi ve bir de camlı sehpa getirildi. Gelin şimdi malzemelere topluca bakalım. Öncelikle elimizde bir parça cam olmalı. Bu camın herhangi bir özelliği yok. Alttan ışık vereceğiz ve üstüne koyacağımız kağıtları aydınlatacağız. Komşudan bana gelen sehpanın camı bir parça işlem görmüş. Sanırım buna kumlama diyorlar. Bu alttan vereceğim ışığın difüze edilmesi yani yumuşatılıp yayılması için benim işime yarayacak. Ancak siz evde düz cam bulursanız da sorun yok. Gerekiyorsa üzerine bir parça kağıt, tül ve benzeri bir şeyi serip ışığı difüze etmeniz mümkün. İkinci ihtiyacımız kağıt. Bildiğiniz düz kağıt. Evde A4 kağıdı vardı, ben onları kullanacağım. Ama daha büyük, daha küçük başka kağıtlar da olabilir elbette. Tesadüf eseri evde renkli kağıtlar da varmış. Bunları da kullanmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi mutlaka olması şart değil. Beyaz kağıt fazlasıyla yeterli. Kağıtları birbirine tutturmak için ataşlara ihtiyacımız olacak. Ama elinizde yoksa herhangi bir şey olabilir. Örneğin bayanların kullandığı tel tokalar da olabilir. Amaç kağıtları birbirine tutturmak. Bunu yapabilecek herhangi bir şey işimizi görür. Son olarak da ışığa ihtiyacımız olacak. Herhangi bir özelliği olan ışık değil. Masa lambası, gece lambası, fener, herhangi bir şey olabilir. Birden fazla ışık olursa ilave ışık kaynağı olarak kullanılabilir ama o da şart değil. Malzemelerimizi toparladığımıza göre hadi şimdi kurulumu yapalım ve ilk çekimlerimizi gerçekleştirelim bakalım. Ben de ilk defa sizinle birlikte bu soyut kağıt çekimini gerçekleştireceğim. Merak ediyorum ortaya ne çıkacak, ben de bilmiyorum.
Arkadaşlar ilk setup'ımızda başarılı olamadık. Öğrenme sürecimiz devam ediyor. Neden başarılı olamadık? Çünkü aşağıdan verdiğimiz ilk ışık yeterli olmadı ve yukarıdan fotoğraf makinesiyle makro lensim olmadığı için 18-135 ile netlemede sıkıntı yaşadım. Netlemeyi yaptığım zamanlarda da koyduğumuz kağıtlarda derinlik sağlayamadım. Sonra setup'ı biraz değiştirdim. Daha güçlü bir masa lambası vardı kullandığım. O masa lambasını aldım. Ve sehpamın ayaklarını biraz yükselttim. Fotoğraf makinamı da tripodla birlikte açılı bir pozisyona getirdim. Bir takım hazırlıklarım oldu. Renkli kağıtlardan ve beyaz kağıttan. Bunları ataşla birbirine iliştirerek birazdan değişik şekillerde bu kombinasyonlarda bunları bir araya getirip fotoğrafları çekeceğim. Tabii bütün bunlar yaratıcılığımızla, hayal gücümüzle ilgili bir şey. Mutlaka böyle mi yapılmalıdır? Hayır. Bunlar benim aklıma gelenler. Siz çok daha farklı, çok daha yaratıcı şeyler yapabilirsiniz. Yine birkaç şey deneyeceğim. Objektifimin bana izin verdiği ölçüde alan derinliğini iyice sığ tutmak için diyaframımı açacağım. Belli bir yere netlik yapacağım ve geri kalan bölgelerin alan derinliği içerisinde erimesini sağlamaya çalışacağım. Tam tersini deneyeceğim. Diyaframımı oldukça kısacağım ışığın yettiği ölçüde ve alan derinliği içerisinde mümkün olduğu kadar her yeri net yapmaya çalışacağım. Yine ilave ışıklarımı kullanarak bunların hepsi sıradan masa lambaları, gece lambaları. İlave ışıklarımı kullanarak objeye sağdan soldan değişik ışıklar vermeyi deneyeceğim. Ve bütün bunların sonunda da güzel şeyler çekebilmeyi umut ediyorum. Şimdi biraz çekim yapalım. Sonra sonuçları bilgisayar üzerinde bakarak tekrar konuşuruz. Evet arkadaşlar, birkaç parça kağıt, birkaç sıradan ışık kaynağı ile bir şeyler yapmayı denedik. Bana göre şaşırtıcı ve güzel sonuçlar ortaya çıktı. Belki bir makro lensim olsaydı daha ilginç şeyler de olabilirdi. Sizin varsa lütfen deneyin. Birkaç saatimi aldı ama ben çok eğlendim. Thank you.
Evet arkadaşlar, umarım size de ilginç gelmiştir ve denemeyi istersiniz. Destekleriniz her zaman moral ve güç veriyor. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Soru, yorum, görüş ve önerilerinizi aşağıdan benimle paylaşın. Çektiğiniz fotoğrafların linkini aşağıda verin. Merak ediyorum gerçekten. Abone değilseniz ve olmayı düşünüyorsanız aşağıdaki butonları kullanarak hem abone olabilir hem de bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın lütfen.